Allah bu kaleleri çökünce korku libasını giydirecek. Türkiye son kapıdır. Kudüs, Kudüs kimindi? kimindi? Şimdi de gücü görecekler bakalım. Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala resulina Muhammedin selavat. <laughs> Şuallar 507. Bismillahi subhanahu ve durbet alihi tu vel meskene. Onlara hem zillet hem meskenet damgası vurulduğu yahudilere yani doğru düşünmek için doğru malzeme lazım ki Öyle iki de bir kaygan bir zemin oluyor. Bir de bilgi kirliliği var. Size her şeyde kullanmak için bir yöntem ben külliyata bulmuştum. Sonuca göre süreci takip ederseniz isabetli düşünürsünüz. Eğer sonucu bilmiyorsanız süreci yönetemezsiniz. Zıksak yaşarsınız. Bu o kadar mıyım ki sonuca göre süreç. Bu yok başka bir yerde. Böyle bir yöntem ...bulamazsınız. Misali Nur'dadır bu. Sonuca göre bunlar tercihtir. Bu karardır. Karar verdin bugün derse gelmeye... ...araba şey yapmaya, evi ayarlamaya... ...şunu bunu. Onları tercih ettin. Karar değil o. Onun için karar... ...sonuca göre süreç. Ne olursa olsun bu olacak. Ne olursa olsun bu olacak. Ama böyle oluyor... ...böyle oluyor, düşüyor, kalkıyor, böyle oluyor. Bu olacak ya. Yani. Sonuç bu. Sonuca göre... ...süreç. Elimizde böyle süreç. Cenab-ı Hak sonuç ne? Onlara zillet, meskenet damgası vuruldu. Her asırda yiyecekler. Bunlara dünya hayatında rahat yok. Bunlara Yahudilere zillet ve meskene. Ayet-i Celilesi'nin bir nüktesi. Sonuç bu yani. Ayet söylüyor. Bunlar hiçbir zaman muvaffak olamadılar, olamayacaklar. Olmuş gibi gözüküyor öyle devlet gibi ama her zaman diken üstünde. Korkak ötlek olduklarını fakat çok korkak gadapisi çok ileri bunlarda. Kendi içini yesinler diye. Korkak gadap olursa İntikam ama korkak. Zalim fakat korkak. O psikolojide ne tanımlanıyor? Kendini yesin anlamında. Gadap intikam hiç merhamet olmaz. Gadapları fazladır diyor rivayette. Fakat ötlektir. Hubbu hayat sahibi oldukları için. Ötlektir. Peki neyi doğurur? Gadabı çok korkak. Kendisini yiyecektir. Aziz Nur kumandanı ve Kur'an'ın hadimi kardeşim Refet Bey. Yahudi milleti Hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokatını yemeye mustahak olmuşlar. Ayet-i meali bu. Her asırda bunlar zillet ve meskenet. Yani alçaklık ve devamlı sıkıntı dışlanmış. Zeli ve mesken sahibi değiller. Hiçbir yerde yurtları yoktur. Yok yani. Şu an gasp gibi gözüküyor da bir şey değil zaten. Hem zillet memleketsiz. Yani vatan şeyi yok. Tokadını yemeye mustahak olmuşlar. Zillet ve memleketsiz. Fakat bu Filistin meselesinde hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil. Belki yani Filistin'de kurarken devleti bunlar hubbu hayat ve dünya perestlik değil. Niçin orada devlet kuralım dediler? Niye orayı seçtiler dünyada? bu kadar yer varken bunlar diyor bu Filistin meselesini hu bu hayat ve dünya perestekisi değil belki NBA Beni İsrailiyenin yani bütün peygamberler bizden geldi çok az bizden gelmedi diyor ama ekserisi onlardan geldi onlara lazım olduğu için en çok çünkü bozuk oldukları için üstün olduklarından değil ya yani. Değil değil. değil. Evet. Beni o K oraya geldi. Mesela diyelim ki bu tepeciye geldi. E bu tepecikti de değil yani. Oraya gelmiş. Yani o ırk değil yani. Irk manasını değil. onlar on, 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 on içine gelmiş. Belki onu karıştırıyorlar yani. Yahudiydi diyor. Değil yani. Belki NBI Beni İsrailiye'nin mezaristanı olan Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir emniyetli hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yani yemediler. Onların kurulurken hissi milli ve diniydi. Yani biz peygamberlerin sahipleriyiz. Bize geldi. Peygamberlere sahip çıkmasından din bizden başladı bütün peygamberler diye. Bunu söylediklerinden Allah tokat vurmadı. Ama ne zaman tokat vuracak? Ne zaman hissi milli ve din kalkarsa Hubbu hayat dünya peristlik olursa şu olacak. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı. Çabuk meskeneti girecekti. Yani meskenet mekansız, sükünsüz, memleketsiz, zelil, perişan, alçalmış manasında yiyecektim. Şimdi rahmet ilahiye esastır. Rahmetim gadabımı aşmıştır. Sonuçtur. Süreç rahmet, rahmet olacak. Mesela nereden çıkartıyorsun bu formülü denilen? Memkülliyatın layıkalarında. Sonuç itibariyle menfaatı olan şey diyor. Bakmayın diyor. Yani mideniz bu olacak. Çünkü zahir sizi aldatır. Bakmayın sonuç itibariyle menfaatli olan bir şeyi e, süreci sürmeyin yani. Ezilirsiniz altında. Yani şefkattır muhabbettir, alakadır. Değerlendirme yapamayacağından sonuç nedir? rahmet ilahiyedir. Gadabımı aşmıştır diyor. Demek ki her şey tabii ki 30 verip 300 alan etmiyor zarar. Bakayım ne yapacak? Sonuca göre süreci takip edeceksin. Peki ne yapacağız? Fiili adetullaha uyacaksın. Yani süreci de Aditullah kuralını, kuralına göre şey yapacaksın. Hissi milli ve dini olunca münafık değillerdi. Ama hubbu hayat, dünya perestlik olunca münafıklığa girdiler. Tabii ben size öz vermeye çalışacağım. Ayette diyor ki, çok tuhaf. 59. sürenin mealini okuyacağım size. Çok garibinize gidecek. Nerede bizim Furkan Efendi? Bak şimdi. Haşir suresi 2. ayet. Onlar da kalelerinin meal okuyor. Onlar da kaleli Yahudi'den bahsediyor o sürede. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Kale. Kubbe yani. Kale olduk. Biz kale gibiyiz. Öyle diyorlar Yahudiler. Eskide kale vardı. Kubbe yani. Kubbe kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara beklermedikleri yerden verdi. Beklemedikleri bir yerden olacak. Olu verdi de zaten başladı. Mele meleme gibi. Meleme başladı yani. E, hatta bu dersi yukarıda yapmıştık koronada. E, 2021 mi yoksa? Allahu alem şimdi veya gelecekte şimdi pek benzemiyor meleme olduğu demiştim. Orada derste baktım ben. 2023'ün Temmuz Ağustos'unda hatırlarsınız hep derdim. 2023 Temmuz Ağustos, 2024 Temmuz Ağustos arası Allah'u alem meleme melheme başlayabileceğini başlaması meleme yani kazan kaynayacak herkes olacak onlar da kendi kalelerinin kale söylüyor ayette haşir bakın görürsünüz kale yani kubbe eski de diyor kendilerinin söylediğini söylüyorum söylemleri şöyle eski de kule var, şey kale vardı şimdi kubbe var de, de diyorlar Kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara beklenmedik yerden geliverdi. Kur'an böyle tabir kullanıyor. Olacak demiyor. Bazen öyle kullanıyor, bazen böyle kullanıyor Allah'ın nazarında. Geliverdi. Üçünmadığı yerden hakikaten ummadığı bir şeyler oluyor. Yüreklerine peki kale ne yapacak? Çökecek. Çökünce o yüreklerine korku düşürdü. Korku. Ne yapacaklar sonra? Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Korku salınca evlerini vesaire terk edecekler. Allah bu kaleleri çökünce korku libasını giydirecek. Öttek zaten çok acayip. Münafıklar korkak olur. Onların kitabında ne yazıyor? Bir de senin kitabında böyle dedik. Senin Kur'an'ında, Risale'nde böyle. Bir de onun kitabından okuyayım dedim de. Ben Tevrat'ı, Tora'yı, Kabala'yı okudum. Yahuda onların kitabında nerede geçiyor Tevrat? Yeremiye Bab 4 paragraf 3 Yahudiler bunu dinleyecekler. Bak orada göreceksin. Yeremiye Bab yani bizde süre gibi. Bab 4 paragraf 3 geçiyor. Diyor ki Yahuda Türkçesi Tel Aviv orada. Bildirin Yeruşelim'de yani Kudüs Kudüs'te işittirin. Tel Aviv'de bildirin. Yahuda bildirin. Yani Yahuda Tel Aviv. şelimde. Kudüs'te işittirin. Neyi? Ve deyin. Memlekette boru çalın, yüksek sesle bağırın ve deyin, deyin. Toplanın da duvarları şehirlere girelim. Toplanın da duvarlı şehirlere girelim. Kubbe. Siyona doğru bayrak kaldırın. Kaçın, sığının, durmayın. Çünkü ben şimalden, kuzeyden der Türkiye. Kardeşim Filistin meselesi değil, Suriye meselesi değil. Ehli sünnet meselesidir. Türkiye. Diyor ki Siyona doğru ba bayrak kaldırın teslim bayrağını. Kaçıp sığının durmayın. Niye? Çünkü ben Tanrı konuşuyor. Tanrı konuşması. Şimalden kuzeyden üzerinize büyük bir bela ve kırgın yani katliam getireceğim size kuzeyden. Kuzeyden kim varsa. Kim o? Kurt bunlar ama. Onu da okuyacağım. Aslan ruhlu bunlar. İşte aslan sık ormanından çıktı aslan Afrika'da olur. Kuzey'de olmaz. Orada olmaz aslan. Afrika'da açıkta olur. Öyle ağaçların yerde olmaz aslan. İşte aslan sık ormandan çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Kuzey'den milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun diyor Yahude'ye. Siz diyor dünya perest olduğunuz tanrı diyor bunlara. Onların tanrısı. Siz diyor hubbu hayat ve dünya perest olduğunuz onun için ben de size bunları göndereceğim. Ama sizi muvaffak etmiştim. Sebebi eski peygamberlerin ve di, hissi milli. Yani milli bir his vardı. Bizim o peygamberlerin mezaristanı olduğu için biz oraya sahiplendik. Tanrı da bizi muvaffak etti. Ne zaman bu gitti ki şu andaki Yahu dedikleri adam şeydir, dinsizidir. Yahudiler ikiye ayrılıyor. Dindarlar var. Mossad da ikiye ayrılıyor. Mossad da yardım ediyor. İkiye ayrıldı çünkü. Bir bu taraf, bir bu taraf. Şaşıracaksınız. Eskide de vardı ya, Türkiye'de MIT 2 idi. Şimdi de 2. Yani mümkün mü 0? İki taraf. Avrupa 2, Amerika 2, Türkiye 2'dir. Türkiye de 2'dir. Amerika da edecek. Müslümanların yanında olacak diyor. Avrupa 2'dir diyor. Evet, o da Müslüman. Rusya 2'dir. Zahirde hiçbir şey gözüktüğü gibi değil yani. Ustad iki tane komiteden bahseder ama ben bunu bitireyim. Onların kitabı. İşte arsan sık ormanından çıktı ve milletleri helak eden Cengaver yola düştü. Şehirlerin Arap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarına viran etmek için yerinden çıktı. Ben şimdi aslan e, kimdir? Kurt kimdir? Horoz kimdir? Bunlar simge kullanmışlar eskide. Horoz kullanmışlar, domuz kullanmışlar. Ayı kullanmışlar, tilki kullanmışlar. Ben size söyleyeyim, aslan kuzeyden çıktı. Aslan Emeviler, Ali Bey, halifelik demektir. Halife, halifeli kuzeyden çıktı. Tilki Yahudidir. Kurt Türkleri simgeler, köpek gibi değildir. Köpek tasmayı taktırır. Ekmek için köpeklik yapar köpek. Kurt bunu kabul etmez, tasmayı kabul etmez. ölür, tasmayı vurdurmaz. Kurt gruptur. Tek hareket etmez, köpek gibi iş yapmaz. Organizasyonlu çalışır. Zekidirler, kustat zekidirler diyor. Organize ederler. Asla boyunduruğu kabul etme ölürler ama. Domuz İngilizdir, horoz mös monsieur Mes Avrupa'dır. Ayı malumunuz gibi Rusya'dır. Yasel Arafat sosyaliste solcudur. Ateisttir. Tamam? Yani dolayısıyla Hamas Arap zannediyorsunuz. Harzemi Türklerdir. Celalettin Harzemşah 10 bin tane bıraktığı çadır insanlarıdır. Türkler derken de ilk değil. Türkiye coğrafyasından götürmüştür. Türk milletidir. Onun için o Hamas dedikleri o kısa bir yer Arapça konuşan Türk milletidir. O Abba şey Mahmud Abbas tarafı ise Arap da değil o da Yunan Rumlardan geçmiş Müslümanlaşmış Arapça konuşan Rumlardır. Onun için Yunanistan oraya sahip çıkar. Ve İkisi de Arap değil ama Arapça konuşur. Harzemiler derler şeye, e, şeye Hamas tarafına. 10 bin Türk'ü bırakmış. Yani ırk değil Türkiye'deki cengaverler. E, şey bırakmış gene. Selahaddin Eyyubi bırakmış vesaire. İran ehli sünnet düşmanıdır. Ehli sünnet yardım etmez. Hamas ehli sünnettir. Yardım etmez yalandır. İsrail Amerika ile beraberdir o. Mahmut Abbas tarafı ehli sünnet değildir. Kendisi İsrail'e çalışır. Yani arkadan zaten bunlar ismarlamalı savaştan. Aslında arkadan oluyor ve olacak. Meleme Kübra başlayacak. 59 Haşir suresi 2. ayet yok. Söyledim. Kubbeleri Tanrı Tanrı onların tanrısından koruyacakmış dedi. Olmayacak. Ayasofya açılmasıyla ne olmuş oluyor? Hilafeti deruhte ettiğini dünyaya ilan edecek. Ayasofya'yı kapatmak hilafetten çıktık anlamında idi. Hilafeti bırakıyoruz. Ayasofya açmak hilafete bürünmektir. Taksim Camisi'ni açmak Avrupa'nın siyasi ve askeri gücüne galip olacağına delildir. Taksim simgedir. Bu olay başladı. Tayyip bir kiliseyi açtı. Süryani kadim Ortodoks kilisesi açıldı. İslam Hristiyan'ın hakiki ruhanileriyle mektubatta diyor ki Müslüman issevileri unvanına layık Hristiyanlar. Zahirde Hristiyan, hakikatte Müslüman. 29. mektupla geçiyor. Hristiyanların hakiki ruhanileri ile Müslümanların hakiki ruhanileri bir olacak. İki tane komiteden bahsederiz. Dolaşıyorum biliyor musun külliyatta çabuk çabuk böyle kısa zamanda. Bir Mason komitesinden bahseder. Bir de Zendeka komitesinden bahseder. onu küreselciler var. Globalistler. Bunların davası mal mülk davası değildir. Bu buna Karun komitesi diyor. Usta. İlahlık iddia ederler. Küreselciler, globalistler. Şey zıttır. Yahudilerin dindarlarına, halkına zıttır. Yetenyahu, Siyonist, değil globalistlere çalışıyor. Dünya bizim ya. Ne arzı mevut bu kadar toprağın peşinde. Dünya bizim diyor küreselciler. Devlet söyleyin o devlet benim. Ama o koyduğuma bakma devlet benim. Ne arzı mevut. Zaten Türkler de bizim Suriye'de ne savaşı. Halk bizim değil diyor dindarlar. Burası İsrail bizim değil Filistin nedir. Ve bayrağını da yakıyor dikkat ederseniz. İçeride çatışma var onlarda da. Onların bir millet iki ayrılmışsa her sistemi adliyesi de, miti de, askeriyesi de ikidir. Diyelim Türkiye'de iki, iki kısım var, bir İslam'ın <laughs> kısım var, bir laikçiler var. E bu toplumun çocukları, adamlarının oluşturduğu ordu da ikidir, mit de ikidir, adliye de ikidir, hastane de ikidir yani her şey öyledir. Avrupa'da ikidir. Dolayısıyla Yahudi milleti tek değildir. Onlarla çatışan hakiki dindarlar, bu İsrail bizim değil Filistinler. Bizim başımıza ne çaldı? Ateist olan bunlar ki koronada bile yürüyüş yapıyorlardı. Hiç içeri girmediler. Devamlı olay yapıyorlar. Bak onunla beraber değiller şimdi. Dolayısıyla Yahudi milleti hikayemizse onların teşkilatı olan Mossad da ikidir. Yani Mossad'ın pro programı ile oldu diyorlar. Tamam mı? Olmayacak. Şey. Tabii ki yardım etti. Tabii ki etti ya. Şaşıracaklar tabii bunu duyunca. Küreselcilerin mülk davası yoktur. Karun komitesidir ihlallık iddia ederler. Bunlar globalistlerdir. Zendeka komitesi ise mason komitesidir. Bunlar ahlakı çökertmek, bozmak yani sürü haline getirmektir Türkiye'de. Globalistler, küreselciler geneldir. Masonlar Türkiye'deki aktiftirler. Ayasofya'nın kapatılması hilafetten biz vazgeçtik demesi de ama anlamına geldiği için Ayasofya'yı açmak hilafeti deruhte ettiğini gösteriyor. Bizim saf Müslüman uyusun. Gavurlar biliyor bunu. Ondan hilafeti Ayasofya açılınca kuvvetinden 10 derece daha kuvvet alacaksın diyor. Yani Ayasofya açınca niye o gücünden fazla onu alacaksın? Çünkü hilafeti isimsiz, sıfatlı. Niçin kapatıldıysa onun zıttı olmuştur. Hangi güçte kapatılabildiyse o, gücü, o gücün zıttı var ki açılabildi. Ayasofya cami diyorsan camidir kardeşim. Simge ise simgedir. Saf olursan saf olursun. Olmasan olmamış olursun. Ayasofya simgedir. Semboldür. Türkiye mültecilere sahip çıktığı için büyük bir sadaka ödedi. Büyük bir sadaka büyük bir belayı def etmiştir. Def edecektir. Sadakadır. Sadaka belayı def eder. Büyük sadaka büyük belaya karşı verilen fidyedir. Ustad da kullanıyor. Mısır aziz, aziz diyene Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılması, esir atılması ile süreçte bedelini ödemiştir. ABD, Amerika Birleşik Devletleri sureti değişecek. Hristiyanların hakiki ruhanileri ele alacak yönetimi. Hristiyanların hakikileriyle birleşecek. Bunun da alametleri de hem var hem Alem İslam'a taraftar olanlar var hem düşman olanlar var. Burada da öyle. Hiç Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış bir şey. Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açılması. Türkiye'nin resmi en baştaki insanla. Bu da bir tuhaf. Avrupa iki dil ayrışacak. İsrail ne, ne vakit hubbu hayat olursa dağılması yok olmasının başlangıcıdır. İsrail'i orada tutan iki şeydi. Hissi milli ve dini. Bu topraklarda Beni İsrail peygamberlerin kabristanıdır. Biz devlet için değil kabristanı korumak içiniz. Bizim bize gelen peygamberlerin kabristanıdır. Yani biz devlet değil bu kadar küçük ne? Etrafını çevireceğiz. 40 küsür kilometredir yani. 3 saatte 4 saatte geçersin bir ucundan bir ucuna. Demir kubbe çökerse en fazla 6 saatte yok olacak. Size daha önce de demiştim gayet şu. Bizim memlekette böyle de küre şeyde bizim gezegende bilmiyorum. Sizin gezegende nasıl? Bizim gezegende iman var küfür var. Bizim ge gezegende e, ses var sessizlik var. İman var, küfür var, gece var, gündüz var. Dar bir yerde kavgalar var, doğma var, ölme var. Allah'ın memleketi, semai dünyada 250 milyar galaksi var. Her galakside 250 milyar yıldız olduğuna göre dünyada 8,5 milyar insan var. 10 milyarda her bir insana bir galaksi verse 10 milyar galaksi oluyor. 250 milyar galaksi var zaten. Niye bizi ufak bir yere koyduğunda kavga ettiriyorsun? Kardeş kardeşe yok çay geçti, yok İsrail şöyle yaptı. Niye bu kadar yere yani? Demek Allah'ın başka bir gayesi var yani. Herkese bir galaksi olsa olmaz mıydı? Olmazdı. Dünyaya, dünya için gelmedik ki. Başka bir işlevimiz var. Hatta bu kadar bir toprak Allah yapıyor. Dağ yapıyor şimdi. Bu kadar mesafe. Kaldırıyor, indiriyor, vadi yapıyor, dere yapıyor, düz yapıyor, getiriyor. Dağlar, tepeler. Ta ki bu kadar mekanın 53 katı büyüteyim. Diye. Lan büyük el yap ya, dağ yapma ne gerek var? Başka bir şey var ya. Basit düşünüyor. Demek ki insanın gömülü olan, insanda gömülü olan derinliklerindeki istidatlar ve kabiliyetlerin inkişafı isteniyor. O da mücahede ve mücadele ile oluyor. Çok lazım. Çin edecek merhamet edecek, zulmü olacak, zulmü yapacak. Bizim gezegende böyle ya. Bilmiyorum benim gezegene geldiniz. Nasıl bir memlekete geldim diye şaşırmayın. Bilmiyorum ben sizin gezegenin. Benim gezegende öyle. Doğan var, ölen var, güneş doğuyor gece batıyor. İman var, küfür var, Allah'ın var, Allah'tan var. Aç var, fakir var, zengin var, beyaz var, siyah var, çocuk var, büyük adam var, kadın var, erkek var. Var da var bu. Bizim gezegen böyle. Buraya dünya deniliyor. Ya kardeşler ha bu kadar şey için memleketi gördüm de hudut da oynuyor. Koca koca adamlar ya. Lan oyna var. Bunun için 10 sene, 7 sene mahkeme başka köylerle. Mahkeme verilmiş. La diyorum ya Rabbi uzaktan bakıyorum. Bu kadar küçük yere bunları koydun. Bir de fıtratlarını koydun. Çünkü çakalların böyle bir derdi yok. Kudut derdi yok. Sığırların yok, kuşların yok. Yani helal yok, haram yok. Kuşların helaların var mı? Zinası yok, toprak şey yok. Hak yok, hukuk yok. Garanti dünyada da kral, ahirette de ruhları cennet. Yani hayvan olasın geliyor ama elime geçmiyor. Her taraf senin. Haram yok ki her yerden yiyor. Ben bakıyorum, yemiyorum. Kuş oraya girip yiyor bizimkiler de kavga ediyor. Demek ki bizim gezegende böyle şeyler olacakmış ya. Yani. Masonların bu masonlar ifsat Komisyonunun ustatları da globalistlerdir. Yani küreselcilerdir. Karundur. Fa faizle oynayan, dolar altında oynayan, hiçbir karşılığı olmayıp para basıp sizi sömü bizi sömüren. Hiçbir karşılığı yok. Toprak alıyor, fındık alıyor, emek alıyor yani. Balık alıyor senden. Buğday alıyor. Ne veriyor? Getirsen oradan bir bayla top ki kağıt. Tak tak tak. Allah ben buna para demişim. Ver. Sen ver bu buğdayın. Emeği emeksiz vererek alıyor. Bu bunun kadar zulüm olur mu? Hiçbir karşılığı yok. Doların karşılığı yok. Onun için pek alimler demiş ki karşılıksız olduğu için pek caiz değil. Allah değeri şeye vermiş, madene vermiş, altına vermiş. Bak Saddam gidince para kağıtta kaldı, hiçbir işe yaramadı. Altın olan her yerde altındır. Onun için dolarla, şelerle ne işiniz var? Allah değer verdiği şeye değer verir. Altına değer vermiş. Demek ki Masonların da ustadı küreselcilerdir. Onlar e, eski asrın kimleriydi devamıdır? Karun komitesidir. Filistin dedikleri Abbas, Arapça konuşan Müslüman olmuş Rumlardır. Onun için bunu biliyor İsrail. Oraya vuruyor. Öteki Rumlara vurmuyor. Ya, tabii öteki tarafa, Mahmut Abbas tarafına, Ramallah'a tarafına, o Müslüman da olsa kökeni Rum'dur diyor Yunanistan. Günün birinde Rum olacak dedi. Gene Ortodoks dönüşecek diye beklentisi var. Onun için Mescid-i Aksa'yı Türkler koruyor. Yani Hamas dedikleri Arapça konuşan Arapça konuşan el üstünde Türk'tür. Ya Türkiye niye sahip çıkıyor Araplar? Ne Arap? Filistin'in ya Arap değil ki o Türk'tür. Onun için bizim en büyük mesele kırmızı çizgimiz derken bizim yani bizim hatta resmi dini değil de dahi olsa resmi olarak tapusu Kudüs'ün bize Osmanlı'ya ait. Dünya şeyine hak şey adaletinde tapusu bize ait. Adam cam şey mescid şey Ayasofya'yı kapatarak onları da peşkeş çekti ya. Celalettin harzemci zaten Araplar ona Harzemiler diyorlar. Harzemi biz Filistin diyoruz. Bölgenin adıdır Filistin. Ee, burada diyoruz kim bu? Sinoplar diyor. Git mesela şu aşiret diyor doğuda. Burada diyorsun ki mesela diyelim ki Diyarbakır veya Muş. Buradan değil diyorsun. Git oraya kabileler ayrılmış, isimler değişmiş. Buradan Filistin diyoruz. Orada Harzemiler diyor. Yani Celalettin Harzem Şah'ın torunlarıdır. Onların bıraktığıdır. Bunu bildiğin zaman sonuç böyle bildiğince ona göre düşünüyorsun. Türklerin ne işi var? Biziz orada ya. Bizim bir Kudüs bizim yani. Toprak bizim. Tapu Osmanlı'nın bizden alınmamış. Kumar masasında verilmiş yani Paris'te, İsviçre'de. Onun için mi abi lafını kesiyorum? Heh. Bu Kıbrıs'ı tanımamış, bilmem ne tabii, tabii. Devlet, tabii, şey yapmış. Tabi, tabi. Azerbaycan'a yapmış. Tabi. Tabi. Şimdi anladım. Mesela Bakü'de yaklaşık olarak 2,5-3 milyona yakın Yahudi var. Azerbaycan'ın sanayisi, petrolü, ağır sanayisi onların elinde. Bir de şaşıracaksınız. 1918'de İstanbul'u işgal edince İngiliz ne yaptı biliyor musunuz? Fahişe getirdi. Genel evi ilk o zaman başlattı. Başkan ne yapmış? İçki getirmiş, kadın getirmiş. Uyuşturucu getirerek uyuşturucuyu alıştırmış. Sonra kendisinden olanları da yerleşmiş, çekip gitmiş. Savaş yapmadan çekip gitmiş. Hakikaten bir Allah'ın kulu sormayacak mı? 1918'de İngilizler niye çekip gitti? Hiç savaş yapmadan gider mi? İstanbul bırakılır mı? Hakikaten İngilizler niye gitti? Şimdi ben ne diyorum biliyor musun? Gençler bak ne kadar insaflıyım. Galiplerin masada yazdıkları tarihi okurken mağlupların meydanda yazdıkları tarihle beraber okuyor. Sif masada yazı galiplerin masada yazdıkları tarihi okumayın. O zaman anlarsınız ki doğudaki hadiseleri kim çıkarttı? Hamidiye gemisini Rize'ye kim şey yaptı? Yani doğuda doğuda yapılan zulümleri sen o adam niye daha çıktı bilirsin bunlar. Peki İngilizlerin ve diğer devletlerin bize karşı durumu nedir? Bu çok önemli. Çok ikinci cümlem bu. Çok mühim. Birincisi Filistin'i söyledim. Hamas tarafı Arapça konuşan Harzemilerdir. Celalettin Harzim Şah'ın torunlarıdır. İkinci cümle İngilizler dinimize, İngilizlerin diğer bütün milletler bizim e, şeyimize şurada geçiyor. Oradan okuyayım. İngilizler dinimize diğer devletler ise dünyamıza düşmandır. Bu nazarattan çıkartma söylüyor. Bu nazaratta söylüyor. İngilizler dinimize, diğer bütün milletler dünyamıza düşman. Yani bütün insanlar bizi öldürüp dünyalı, dünyamızı elden almak istiyorlar. İngilizlerin dünyalık diye bir derdi yok. Dine düşman. Yani her tarafta işi çeviren İngiliz ama Ahmaklar gözüküyor Rusya, Amerika, İsrail şu bu İngiliz şey İsrail İsrail de hiçbir şey değil ki. İngiliz yani İngilizler dilimize onun dışındaki bütün milletler dünyamıza düşmandır. Evet Ustad İslam'ın evet. e ezeli düşmanıdır diyor. Amerika Ocak gemisi geldi de abi şöyle olacak olan zaten bir gücü olsa bir dakika durmaz. Şu anda Suriye'deki petrol ocaklarına silahlarına Türkiye kalbine vuruyor ya. Her gün saplıyor. Amerika'nın gücü olsaydı hop ne yapıyorsun demez miydi? İki şey yapıyor Amerika. Oradaki teröristlere demoda olmuş silahlarını veriyor. Dolayısıyla yenileniyor Amerika. Birinci kar. Onu parayla satıyor, yapıyor. Parayla satıyor. Onlar parayı nereden buluyor? Petroldan. Petrol çıkarıyor satıyor. Amerika iki kar ediyor. Ordusunu silahını yeniliyor. Bir de petrol çalıyor. Türkiye ne yaptı? O silah şu petrol yataklarını kesti damarını. Amerika'ya giden petrolü kesti. Onlar içmiyordu ya. Amerika'ya giden petrolü kesti. Silahlarını da getirdi. Gözünün önünde ben de patlatıyorum dedi. Adam bir şey diyebiliyor mu? Haklısın diyor. E haklısın diyor. E, sen getirdin 30 bin tır. Bununla neyi kastediyorum? Gücü olsaydı sana yaptırır mıydı? Bir daha sana abi. Ne kadar korkuyor ki Hamas dediğimiz ufacık Hı. bir şeyler dünyanın en büyük ve en donanımlı gemisiyle geliyor. Geliyor ve şey çünkü biliyor ki Hamas denilen onlar Türk'tür. Türklerin Allah bu ümmeti ümmeti Muhammed'in cihat için yaratılmışlar. Araplar öyle yapamaz ki. İşte Celalettin Harzemşah ya. Evet. Mo Moğolları yendi. İşte Celalettin Harzem'in torunları işte ataları. Onların ataları Celalettin bize Moğolları yendi ya. Ondan sonra oraya bıraktı. Sonra Selahattin Eyyubi bıraktı. Yani kardeşim biziz ya. Kudüs benim yani. Mesela de diyorlar ki Ankara'yı, Sinop'u, İsparta'yı niye koruyorsun? Onun gibi Kudüs. <laughs> Bizim. Şimdi başka bunların şeyini okuyayım size. Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelecek. Ya Müslim, ey Müslim, ey Allah'ın kulu diyecek. Gel bak benim. Hepinizin duyduğu bu şey. Ama ben bir şey diyeceğim. Arkamda Yahudi, Yahudi, var. Burayı gizlendi. Benim arkamda. Gel onu cezalandır diyecek. Sadece gargat ağacı bunu söylemeyecek. Çünkü o Yahudi ağacıdır buyruluyor. Sahih Müslim Kitabul Fiten 2239. hadis. Şimdi Allahu alem taşlar, ağaçlar benim arkamda var diyecek. Yani sureti böyledir. Keyfiyetini Allah bilir ama ya kardeşler yani şu alet, şu alet, şu telefon benim nerede olduğumu söylüyor. Ve ile dille konuşması değil ki. GPS onun için bir devlet onunla Yahudiye peygamber ailesiyle selam şöyle bir hadisi var. Hiçbir millet benim ümmetimle göğüs göğüse savaşamaz diyor. Göğüse işte bu ne olacak? İnşallah melhemedir. meleme kübra kaynama yani. Büyük kübra, büyük fitne kaynaması. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Çünkü Ağustos'ta, Ağustos'un 20'sinden sonra hatırlar mısınız diyordum. Başlayacaktı. Demek ki o zamandan beri planım yapılmış ama biz ile süret iş yapıyoruz. Bu GPS herhalde benim arkamda Yahudi var. Bir manası ama Garkat Ağacı demeyecek demek ki böyle bir gargata ağacı yani acaba kubbe veya bir sinyal kesici mi? Yani çeşitli düşünceler oluşturur. Ama Peygamber Hazreti Gargata onun için İsrail'in her tarafta Gargat ağacı var. Ondan sonra sinyal almıyormuş o. Diğerlerini de şey yapabiliyorsun da o sinyali almayan bir ağaçmış. Arkadaşlar size, size de şu geniş ufkunuz olsun diye söylüyorum. Türkiye son kapıdır. Asya'nın. Türkiye düşerse adınız gibi bilin. Rusya yoktur, Çin yoktur, Türk'ü Cumhuriyetleri yoktur. Onun için Çin'in de varlığı, Rusya'nın da ve Asya devletinin varlığı Türkiye'dir. Türkiye bittiği zaman bugün Tayyip olmasın, Türkiye olmasın Putin yoktur. Yani mesela jandarma demek orduya bağlı gözükürken Fransızcadır. Fransızlar kurmuş ve bağlı değildi. Tamam Türkiye'nin o jandarması milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması demek olamaz yani. Evet. Kırdı yani. Avrupa'nın askeri kanadı jandarmaydı. Avrupa onunla yapardı. Bütün jitemler oradaydı. Avrupa'nın can damarını siyasi ve askeri, askeri jandarmayla yapıyordu. Taksim'deki camiyle anlatmıştım. Taksim camisi Abdülhamit bile açamadı. Bunu diyor Fatih Sultan bize verdi o bölgeyi. Karaköy demek karadır affedersin kötü evler de orada. Orası onlara ait. Yani onlara tapu vermedi. Siz burada yaşayın. Ama Avrupa dedi ki bu bizimdir. İtalya'daki Vatikan gibi. Yani özerttik. Sen burada cami yapamazsın. Taksim'de tam 40 tane şey var. Kilise var. Bunların bunların 30 30 tanesi Havradır. 10-15 tanesi Hristiyanlarındır. Yahudilerin çok. Orada yaptırmıyor. Abdülhamid'i e yaptırmamışlardı. Oraya cami yapmak bir simgedir. Orada ben bir namaz kılmıştık bizde. Küçük bir mescit var böyle. Ufak bir yere böyle. O işte simge olarak cami yapamazsın. Niçin nice yapamaz Prosesim değil. Si Avrupa'nın siyasi ve askeri kolunu kesti. Ben galibim dedi. Taksimci. Ayasofya ile biz hilafeti bırakıyoruz. Açma ile hilafete sahibiz. Hilafeti deruhte etti. Onun için Ayasofya açınca gücünden 10 kat güç alacaksın dedi üstad. Bunlar hep simgelerle oynanıyor. O şey de unutmayın. Hulasa ediyorum. Haşir suresi ikinci ayette de on, diyor ya onların diyor e, tanrıları yani okuyayım bir daha. Çok güzel olur. Haşir suresi onlar da kalelerinin daha ne diyecek ki Kur'an? Nasıl diyecek ki? Kale kubbe yani. Kale. Onlar zaten diyor ki eskide dev, tepelerde kaleler yapılırdı ya sur. Onun için de yaşanırdı. Şimdi o tepelerde koymuşlar yani. Şu sinyal şey nedir o? Demir kubbe. Teknoloji. Buradan buraya sinyal veriliyor lazerle. Ya buraya uçurulacak bunlar ayakları. Veya bilgisayarla çöketilecek. Veya basit basit toplarla, füzelerle ilk önce yoracaksın. Her füze atışı milyon dolardır onların. Basit ucuz toplar atıyor onları. Sonra epey yorulunca parası bitince. Sonra hakikisini gönderiyor. Aptal değil ki hakikisini gönderiyor. Vay hepsi havada gitti ya aldı. Bunlar seni anladın da ama sen anlamadım. Yani bu kadar gönderiyor da havada tuttu aldı niye atıyor? Onları bitiriyor ekonomik olarak da. Basit toplar atıyor, 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 atıyor. Yoruyor. Yani sonra hakikeleriyle so sokuyor. Yani 2-3 tane uyduruğun içerisine hakikisini sokuyor. Onlar da isabet ediyor. Yani onların yapabileceği şey mi ya? bazılar şöyle diyecek ya kurgu işte e, ya İsrail bunu kendisi kurgulattırdı Mosat'a bu aptal mıdır? E, ondan sonra bu ona e, kurdu Yahudi milletini tutmak için aha şey düşman göster. dolayı olabilir böyle düşünebilirsin ama ya Mosat'sız olur mu abi dedim, dedim ki olamaz tabii. E ne demek o zaman? Ya Yahudi tek millet midir? Bak dindarlara Türkiye geliyor. olan Müslümanlarla savaşıyor İsrail. Onlar Türkiye'ye geliyor. Dinsizler nereye gidiyor? Paris'e gidiyor. İkiye gidiyorlar ya. Niye buraya geliyorlar? Dindarlar, Türk taraftarları. Harbiye'de ben çok onlarla denk geldim. Türk, Müslümanlarla savaşıyorsun, İslam devletini geliyorsun. Tayyip'le şey yapıyorsun, Tayyip uçakları geliyor. 20 tane uçak kalkmış, 16 tanesi Türkiye'ye gelmiş. Yani dindarlar var, dinsizleri var. Yeten ya o dinsiz. Yasen Arafat solcu, ateist. Şey demişti zaten. Erbakan'a. Erbakan'a demişti ki, Erbakan dedi ki siz inşallah muvaffak olacaksınız ve İslam devleti kuracaksınız. yok dedi biz layık devlet kuracağız. Ne İslam devleti ya biz İslam'da işimiz yok. Yasar Arafat demiş ya. Zaten öyleydi. Kendi adamıydı. Ya. Baksana şimdi. E, fiil yani fiil. Görmüyor musun Mahmut Abbas? Onların adamı. İsrail veriyor maaşlarını onların Onlar veriyor. Onlar keyif gibi yaşıyor. Çünkü onlar bizim öyle değil mi? Çünkü onlar e, Rum ama Müslümanlaşmış. Arapça konuşuyor. Hamas Arapça konuşan ehli sünnet. O zaman İran yardım eder mi? Etmez. Gözüküyor. Bırak onu. Baktı ki kazanıyor. Ee, burada kenardan meşhur olalım. Neyse. Bilin yani. Bak ne diyor. Onlar da kalelerinin ama bak kalelerinin kubbelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Allah diyor ha meal. Ama Allah'ın azabı onlara bek <laughs> Onlara beklenmedikleri yerden geliverdi Allah'ın azabı. Bitiriyorum. Bunu meal okuyayım kesiyor. Haşr suresinin 14. ayette konuyla ilgili olan. Okur abi oku. Sen okur musun sesini? Okur. Mealini Oku tabii meal. Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu <laughs> halde savaşamazlar. Of. O kubbe olmadan, toplu olmadan, sığınak olmadan Sizinle savaşamazlar. Hadisi de var. Benim ümmete Cevam edeceksin. Benim ümmetimle hiç kimse göz göğüs göğüsle savaşamaz. Kara hareket onların bitir, bitirilmesidir. Kara başlıyoruz. Başta Başlayabilirsen bir dakika durmasın. Amerika'nın petrol yataklarına Türkiye hançer sokmuyor mu? <laughs> Amerikan o, o, ismi PD, PKK dedikleri Amerikan adamları, Ermeni bilmem ne. Şu anda kimin vefatına vuruyor? Hasan abi dedi ya ki biz onları Türkleri maneviyat ve ruh sebesinden öldürdük. Evet. Evet ne dedi? İkinci emirde 30. sayfada Lozan anlaşmasında niye Türkleri, Türklerin toprak bütünlüğünü kabul ettiniz? Niye verdiniz İstanbul'u şunları bunları? <laughs> İşte tam da mesele budur diyor. Emirdağ iki ki biz Türkleri tam da gönlünden, ruhundan, kalbinden, aklından vurduk. Onlar din temsilciliğini, hilafeti bıraktıkları gibi dini duygularını da bıraktılar. Bu teminatı aldım yöneticilerden, onunçemiz bir yani biz orada olsa, olsak ne yapacaktık? İkinci Emirdağ da yazıyor. Peki niye almıyorsun Kerkük Musul'u, İskeçe'yi, İskeçe ve Gümülcine'yi, Selanik'e kadar. Niye almıyorsun Türklerin? Gücün olunca alacaksın. Şu anda senin kanunen. Şey, Kudüs kimindi? Abdülhamid'in özel toprağı. Tapusu resmi yani. Ruslar resmi. onlar da diyor ki gücün varsa al. He, şimdi gücün varsa göreceksin bakalım. Senin gücün olsa, Amerikan gemisi geliyor. O an 500 tane gemi olsa ne olur? Teknoloji savaşıdır artık. Bir tekniklerdeysen onlar demir yığınıdır. Peki... Savaştılar mı Amerika ile Türkiye ve dünya? <laughs> Ermenistan'dan kimle savaştı? Azerbaycan'la Ermenistan mıydı? Türkiye ve yandaşları Amerika, İsrail, Fransa, küreselcilerin teknolojisi savaştı. Bu son savaşta 40 küsür günlük savaşı 24 günde nasıl 24 saatte nasıl hallettiler? Teknoloji o kadar gelişmiş Türkiye'nin. 40 günde daha önce yaptığının 5 katını 24 saatte yaptı. Oradaki o teknoloji Amerika gitmedi mi şey yapıyoruz diye. Tatbikat yapıyoruz diye. Niye gitti? Babasının hayrına mı gitti? Teknolojiyi götürdü. Denediler. Baktılar. Kuhu. E Suriye'de kalbine vuruyor. ne bir şey demiyor. O petrol kimin ya? PKK içecek değil ki. PKK ismi anamı altında. Ermeni, Ürdün, Ermenistan'da, e, Lübnan'da Ermeniler gelmiş. Orada soysuzla vesaire savaşıyor. Oradaki halka diyor yani. Bizim Kürt kardeşlere, Kürt kardeşlere, Türklere zulmediyorlar ya. Baksana orada aşiretler ayağa kalkmadı mı? Türk aşireti değil ki. Arap, Kürt hepsi bir oldu. Yani ne alakası var? Bak oraya petrola vuruyoruz. Yani Amerika'nın petroluna vuruyorsun. Sana dur niye diyemiyor? Bu gücü gösteriyor kardeşim. Ayasofya açmak gücü gösteriyor. Taksim'de cami yapmak gücü gösteriyor. Şimdi de gücü görecekler bakalım. Ama son başka yapacağı yok. İsrail mecburdur. İsrail hem acayip yakalandı. Çünkü e, ya şeylik yaptı işte kendisi müsaade etti. Yok be kardeşim. Allah da ka şey yaparsa kör ederse kör diyor. Avrupa, Almanya, İspanya dedim, İtalya, Japonya, Amerika'nın güdümünde olduğu için Amerika'yı fırsat bekliyorlar. Zaafa düştüğü zaman tepesine binecekler. Hiroşima'ya atılan bombalar, Nagasaki'ye onu kaldırıp bizim gibi şehir yapmadılar. Hala duruyor. Her ilkokul çocuklarını gösterip milletçilik aşılıyorlar. On söyledi, onun başbakanı demişti bu ise Sen Çanakkale şehitliğini de düzeltsene çocuklarına gezinti milletçinin aşıla. Niye onu şehir yapmıyor? Bekliyor intikam için Japonya. Onun zafa düştüğü zaman veya tam zafa düşecek onun karşısında kim varsa ki Türkiye onun yanındadır. Almanya hakeza. Abi yok soru sormayacağım da ben sadece bir şey diyeyim. 2021'deki yaptığımız ders aklıma geldi. Ben 4 gündür Japonya'dayım şunlar. bir konuşma için çağrıldım da. Ben Türk'üm deyince belki Japonların da kendi sıcaklığı vardır da Türkiye'den geliyorum tek söylediği laflar bütün yani karşılaştıklarında biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Türklerle biz her zaman iyiydik. O 2021'deki işte ders aklıma gelmişti de paylaşayım i̇şte. dedim. O, ya. Profesördür. Konferansa gitmiş genetik. Japonya de ki Japonya sırtındaki kambur olmasına sebep olan yük Amerika yükü Japonya'nın İtalya'nın Almanya'nın, İspanya'nın, Güney Kore'nin ve Amerika'nın tasalutu altında olan, sömürgesi altında olan herkes, inim inim inleyen herkes Türkiye'nin yanındadır. Ya alelen ya gizli. Ama aa, şeye Akdeniz Havzasına gelen gemiler hepsi İsrail'in yanında değil. Yaz olarak ya şey ama fırsat bulunca tepenelemeyecek. Ne malum Amerika'nın İsrail ortadan kaldırmak için gelmediğini. Amerika ikidir, Avrupa ikidir, Türkiye ikidir. Öyle değil mi? Layık ve şey. Dışarıdan bakınca layık. O ne layık kız kardeşim? 95 Müslümanız. Evet. Ama e, selam olsun sana da Hikmet'im Japonya'dan. Bak oradan dinliyormuş. E, Amerika'nın eski ordusunu yenilemek için eski silahlarını onlara satıyor. Onlara mukabil oradan petrolü çıkıyor. Öyle? çekiyor. Şimdi o petrol kime çıkıyor? Gidiyor. Amerika'ya gidiyor. O silahları kime verdi? Kendisi dedi ki bizim karadaki savaşçılarımızdır. Demedi mi? Dedi. Şimdi Türkiye, şimdi eski Türkiye'yi düşün. 30, 40 sene önceki. Amerika'nın menfaati olan petrol kuyularına vuracaksın. Koydu 40 bin tır silahlar havaya uçuracaksın. Bu güç sen nerede, nerede ya sen? Kafayı mı yedin? 1 bir, bir milyon dolar alırken böyle duran bir başbakanın milleti değil miydik? Deprem için gelen paraları devlet memurlarına maaş vermek zorunda kaldım diyen başbakanın milleti değil miydik? Şimdi Amerika'nın kalbine o petrol kuyularını hançerini soka, sokabilmek güç değil midir? Yo şöyledir böyle o uçak gemisi geliyor. Gelsin kardeş. Rum şeylerini demirledi. Gelsin. Acaba gücü olsa bir dakika durur muydu şimdiye kadar? Galip olanların masada kalemle yazdıkları tarihin yanında meydanda tarih yazanların kitaplarında okuyun. İşte nakdi sahih ile asabına haber vermiş ki siz umum düşmanlarınıza galip edeceksiniz. Umum. Dolayısıyla geneldir bu hadis. Mesela hem Fethi Mekke olacak. Ya bizim değil mi? Değil kardeş Mekke. İngilizlerin tasalutu altında. Azınlıkların elindedir. Türkiye çoğunluğun elinde değil ki. Çoğunluğun elinde değil. Yani çoğunluğun istediği bir yönetim şekli değil. Siyaseten bahsetmiyor. Yani anayasa çoğunluğun istediği değil. Yani. Mekke de böyledir. Vehhabi orada çok azınlıktır. Ehli sünnettir içerisi. Bildiğim için söylüyorum. Ve gelecekte Mekke fethedilecek. Fethi Mekke, Fethi Hayber, Fethi Şam bizim elimizde mi? Değil Şam. Fethi Irak bizim elimizde mi? Fethi İran, Fars bizim elimizde mi? O mavi ya şey yapıyor baksana İsrail kafa tutuyor. <laughs> İran hiçbir zaman kafirle savaşmamış ömrüm billah. Hep Ehl-i sünnetle savaşmış. Şianın genetiği bu yani. Çünkü Abdullah İbn-i o şeyi kurmuş kum şehrinde. Zaten Ali'ye karşı Ehl-i sünnetin karşısındadır. Hiçbir zaman Ehl-i Sünnet'in yanında olmamıştır. Hem feti İran'dır olacak. Hem Fethi Beytül Makdis'e muvaffak olacaksınız. Mescid-i Aksa. Muvaffak olacaksınız. Peygamber diyor. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının Rum yani Avrupa ve Türevlerinin hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz. Haber vermiş. Hem tahminim böyle veya zannederim dememiş. Belki görür gibi kati ihbar etmiş haber verdiği gibi çıkmış. Halifelik kalkmamış mıydı? Ayasofya'yı kapatarak kalkmıştı. Ayasofya açılarak tekrar hilafeti dörühte edeceğini söylüyor. Hilafeti dörühte edeceğinden Ustad Bediüzzaman Gayrimunteşir'de kendi güncünden 10 kat güç alacaktır diyor. Çünkü Ayasofya simgedir. Aynı zamanda Tabutu Sekine onun elinde olduğunu gösteriyor. Ayasofya açmak normal bir güç değildir. Taksim'de cami açmak da değildir. Tabutu Sekine şu demek onu okuyayım size kısaca olacak. Tabutu Sekine Türkiye'nin elindedir. Nedir o? Usta 20. sözde geçiyor. Ulum ve funun güç ulum ve fununun eline geçecek diyor. 19 tane değil 59 tane uçak gemisi olsa işte uyduların da uçakların da olsa çok Uçtuğu zaman güneşi bile kapatsa eğer teknoloji de iki tık bir tık senden önde ise demir yığından hiçbir bir ifade etmez. Diyor ki tabutu sekineyi söylüyorum. 20. sözde iki unvan veriyor ona. Ulum ve funun demektir. Yoksa muharrif Tevrat'taki manası olan hikayede ulum demek belagat ve cezalet. Funun ise teknoloji, ilim demektir teknolojiyi kim eline geçirirse istersen 500 tane gemin olsun. 2-3 tık ilerdeyse, bu başka bir şeydir ya. Toprak sattı deniliyor Filistin'e. Toprak satmadı. Ne yaptı? Dayattı silahla. Çık lan dedi. Galiplerin yazdığı kitap ya bu. Parayla sattı. Gasp etti. Parayla satmadı. Gasp etti. Vuranak çıktı. Gittiniz mi oraya? Giden bilir. Bilirim yani ben. Daha öl, bomba geliyor terk etmiyor da parayla mı terk edecek? Mescidi Aksan orada ölüyor. E peki o şehir açıyor. Dozerle yıkıyor evini. İçinde altında kalmış çocuğu e niye satmıyor? 10 katı veriyor. Ölüyor da ver çıkmıyor. Parayla satar mı? Şu hikaye bak. Galipleri masada yazdığı tarihte parayla sattı. Aynı bu masada yazılan tarihle Araplar Türkler arkadan vurdu. Hikaye kendileri vurdu ajanları. Kendileri geliyor e, hangisi şu örnek vereyim. Türkiye'den Rusya'nın uçağı düşürüldü. Türkiye mi düşürdü? Onların adamlarına düşürttürdü. İşte aynı bunun. Türkiye bize vurdu Ruslar dese. Ya Türkiye vurur mu size? Berabersiniz. Beraberliğinizi açmak için zaten Türkiye'den vurduttular. Onların adamları vurdu. Vuran adam da belli. Emir veren de belli. Onu bilin. Meleme-i Kübra İsrail Suriye girdiği zaman başlayacak. Meleme-i Kübra tencere kaynaması. Bayram o zaman işte. Bayram o zaman. Bayram gör. O kurt aslan görümlülüğünü kurt duman edecek kardeşim. Okudum ya Mektubat 101'de. Mek İlle Mescid-i Aksa fethedilmeyecek. Şam'da da sonra Mekke. Adam dinle alakası yok ki Selmanlar vesaire. Suudi Arabistan halkı buna Deccal diyor o şey yönetimine. Yasar Arafat'ı da böyle biliyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün solcu. Devlet erkanlarına mesajım da şudur. Bu sesim gidiyordur onlara. Sakın korkmayın, çekinmeyin. Mektubat 101'de biraz önce okuduğum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müjdesi sizi bekliyor. Beytül Makdis'in fethedileceğini, Mekke'nin, Medine'nin, İran'ın fethedileceğini, İran'ın da fethedileceğini hadis-i şerifte Talikan'a yazık oldu. Onlar imanlı insanlar. Onlar yer altında madenlere sahiptirler. Bir mana söylüyorum. Talikan. Onlar Fe Persleri. İran ortadan kaldıracak millettir. Amik Ovası'na gelecek. Türkler de kuzeyden gelecek. Amikovası'nın Ovası'nın hududu Kırıkan'dan başlıyor. Mısır'ın Pamuk Ovası'na kadar Amikovası deniliyor. Oraya birleşecekler. Persleri, İranları kaldıracak. O Talikan yani Afganistan olacak. Ve ehl Sünnet'in bir olmasına hadisat azime vücuda geliyor. Buna Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Melheme-i Kübra diyor. Yani tencerenin kaynaması. Niye alem İslam içine geliyor? Çünkü bunlar alem İslam insanlık adına vazifelidir. alem İslam. Alem İslam içinde Türkler cihatı deruhte ettiğini usta söylüyor. Cihata deruhte eden bir millettir. Onun için hiçbir zaman cihatsız olmaz bunlar. Ve ahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.